Bu videoda size 16. yüzyılda İspanya ve Portekiz'in nasıl küresel bir ekonomi kurulmasına sebep olduklarını anlatacağız. Küresel ekonomi derken şuna dikkatinizi çekmek isterim. O tarihe kadar dünyanın bu kadar büyük bir çoğunluğu ticaretle birbirine bağlı değildi. Konuya girip size bu ikilinin nasıl olup da küresel bir ekonominin meydana gelmesine katkıda bulunduklarını anlatmadan önce gelin 1598'e gidelim. Ve o zamanlar dünya ülkelerinin nasıl iç içe geçmiş olduklarına bir bakalım. Evet, 1598'de bir gemi filosu Hollanda'dan ticaret yapmak üzere demir aldı. Bunlar Flemenk gemileriydi. Ancak bir tanesinde William Adams adında İngiliz bir gemici vardı. Filo Afrika kıyılarına yol aldı. Batı Afrika'da durdular. O dönemde herhangi bir ticaret gemisinin yapacağı türden bir alışveriş yapıp Güney Amerika civarına devam ettiler. En son Peru açıklarında durdular. Tam bu noktada William bir günlük tutmaya başladı ve şöyle yazdı. Peru'dan çıkıp yönümüzü Japonya'ya çevirmeye karar verdik. Çünkü oradaki herkes kıyafetlerin ticari açıdan iyi birer ürün olduğunu biliyor. Bir yandan da Peru açıklarında kralın gemileri bizi arıyor. Burada kral dediği kişi İspanya kralı. Çünkü o zamanlar Peru İspanyol kolonisiydi ve Filo'nun ait olduğu yer olan Hollanda da İspanya ile savaş halindeydi. Daha doğrusu Hollanda İspanyol hükümetine baş kaldırmıştı. Başlı başına bu bile dünya ekonomisinin ne derecede birbirine bağlı öğelerden oluştuğunun göstergesiydi. Gel gelelim bizimkilere. Öncelikle Japonya'yı da oraya nasıl gideceklerini de biliyorlardı. Keza Japonya'da ne tür ticari malların işe yarayacağı konusunda da fikir sahibiydiler. Bu yüzden yola çıktılar, Japonya'ya vardılar, ancak nihayetinde kendilerini Japon imparatorunun tutsağı olarak buldular. O esnada Japonya'da yaşayan Portekizli rahipler de imparatordan bu Flemenk ve İngilizleri korsan oldukları gerekçesiyle idam etmelerini istiyorlardı. Fakat İmparator onları ticaret yaptıkları için idam etmektense ticaret yapmalarına müsaade etti ve bir yandan da İngiliz William Adams'ı orada kalıp kendi donanmasını inşa etmesi için zorladı. Williams'ın birkaç yıl içinde İngiliz-Japon ticaretini başlatabileceğini anladığı noktada tam burası oldu işte. Daha önce Portekiz'in bu yeni küresel ekonominin baş aktörlerinden biri olduğunu belirtmiştim. Adam'ın hikayesinde de gördüğümüz üzere o dönemde Japonya'da 1600'lü yıllarda yaşayan Portekizli rahipler de vardı. Bu da akıllara doğal olarak Portekizli rahiplerin Japonya'da ne yaptığı sorusunu getiriyor. Bunu anlamak için 1498'e dönelim. O yıl Portekizli denizci Vasco da Gama gemisiyle tüm Güney Afrika sahillerini geçip Hindistan'daki Kalikut şehrine ulaştı. Bu Hint Okyanusu ve Doğu Hindistan'daki Portekiz İmparatorluğu hakimiyetinin başlangıcıydı. Portekiz İmparatorluğu üzerinde çalışmalar yapan tarihçiler bu imparatorluğa ticaret merkezi imparatorluğu diyorlardı. Bunun anlamı şuydu. Portekizliler büyük kara parçalarını fethetmektense var olan ticari merkezleri bulup oralardaki ticari ağa dahil oluyor ve buna bağlı olarak ticaret merkezleri ve fabrikalar kuruyorlardı. Ekranda 1500'lerin sonunda Kalikut şehrindeki bir Portekiz fabrikasını gösteren bir çizim var. Şurada kaleye benzeyen bir bina var ve bu bina şehirde bulunan bir Portekiz fabrikası. Bu fabrikalar Sanayi Devrimi denince aklımıza gelen içinde üretim yapılan fabrikalar değildi. Daha ziyade gemiler gelip malları alana kadar malların tutulduğu depolar gibiydiler. Diyeceğim o ki Portekizliler ticaret merkezi olarak imparatorluklarını Hint Okyanusu ve Doğu Hindistan'a kadar genişletiyordu. Ve 1542'de Çin hükümeti onlara Makau adasından da ticaret yapma izni verdi. Burada Çin'in gerçekten istediği şeylerden bir tanesi de gümüştü. Çünkü kağıt paraları vardı ve bu paranın kur değerini koruyabilmeleri için onu gümüşle desteklemeleri gerekiyordu. Japonya'da da gümüş üretiyor, üretiliyordu. Yani Japonya'da gümüş üretiyordu. Yani Portekizliler Çin porselenini ve ipeğini gümüş karşılığında Japonlar ile takas ederek Çin'e getiriyorlardı. Ve Portekizlilerin ticari ürünlerin yanı sıra getirdiği diğer şey ise kendi dinleriydi. Ve bunu rahip ve misyonerler aracılığıyla yapmaktaydılar. Ve bu noktada William Adams ve mürettebatı karaya ayak bastığında Portekiz rahiplerinin oraya nasıl geldiğini görmüş oluyoruz. Ve Doğu Yarımkürede tüm bunlar olurken İspanya da Amerika kıtasında devasa bir sömürge imparatorluğu inşa ediyordu. Sömürge imparatorluğu derken İspanyol sömürgecilerin ya da kolonistlerin bu fethedilmiş topraklara yaşamak için gönderildiğini ve böylece İspanyol etkisini buralara yaydığını kastediyorum ve bir noktada yüz ölçümü ve nüfus öylesine büyüdü ki İspanya krallığı burada hükümetler kurmak zorunda kaldı. Ve 1535'te bu bölgede Yeni İspanya Genel Valiliği'ni kurdular. Buraya valilik denmesinin nedeni şu. Kral adına burayı yöneten bir vali vardı. Ardından 1542'de tam da William Adams'ın 1600'ler itibarıyla günlüğünde de bahsettiği Peru Genel Valiliği'ni kurdular. Bu İspanyol valiliklerinde plantasyon denen alanlar temel geçim kaynağıydı. Plantasyonlar yüksek karla ihraç edilip satılabilen çok değerli ürünlerin üretildiği büyük çiftliklerdi. Diğer ana geçim kaynağı madencilikti. Özellikle de gümüş madenciliği. Çünkü 1540'ların ortalarında günümüz Meksika'sının Zacatecas'ında ve yine günümüz Bolivya'sının Potosi'sinde İspanyollar dünyanın en büyük gümüş rezervlerinden bir kaçını bulmuşlardı. Bu durum henüz oluşmaya başlayan küresel ekonomi üzerinde iki ana etkiye sahipti. Altını çizmek istediğim ilk etki Amerika kıtasındaki iş gücüne yönelik. Plantasyon ve maden işlerini sürdürebilmek ciddi manada sıkıntılı bir işti. Bu tip işleri yaparken ölen insanlar vardı ve bölgeyi sömürmekte olan İspanyolların kendileri bu işi yapmıyorlardı. Üstelik plantasyonlarda ve madenlerde üretimi arttırmaya odaklanırken giderek daha çok iş gücüne ihtiyaç duyuyorlardı. Bu sebeple de gözlerini köle Afrikalılara diktiler. Yani gelişmekte olan küresel ekonomi açısından bakacak olursak Batı Afrika'nın bu ticari ilişkiler ağına daha da fazla dahil edilmeye başlandığını görebiliriz. Öncesinde Batı Afrika, İspanyol ve Portekizlilerin altın, fil dişi ve bazı baharatları aldığı bir ticaret bölgesi iken artık köle işçiler satın aldığı yer haline de gelmişti. Ve bunun kaçınılmaz olarak Batı Afrika ülkelerinin ekonomileri üzerinde ciddi etkileri oldu. Artık bu bölgeye yalnızca giderek artan sayılarda Avrupa malları gelmiyor, köle işçilere olan talep arttıkça kendi ekonomilerini bu yörüngede kuran bazı Batı Afrika toplumları da oluyordu. Bu gümüş keşiflerinin küresel ekonomiyi inşa etmedeki diğer bir ana etkisi de Portekiz'in Japonya ile Çin'deki Ming hanedanlığı arasında yaptığı gümüş ticaretiydi. Bu noktada Ming hanedanlığı nüfus bakımından dünyanın en büyük devletiydi ve tam da bu nedenle tüm risklere ve aradaki mesafeye rağmen İspanya Çin'e gidip gümüş ticareti yapma arzusundaydı. 1521'de Ferdinand Magellan, Filipinlerin İspanya'ya ait olduğu iddiasında bulundu. İspanya o zamanlarda Filipinleri kolonize etmiş değildi ancak 1565'te sömürgecileri oraya gönderdi ve bunun ardından o grubun bir kısmı Pasifik boyunca Filipinlerden günümüz Meksika'sı olan yeni İspanya'ya nasıl yelken açacaklar üzerine çalışmaya başladılar. Zaten bu gelişmede Pasifik'te kalyon ticaret dediğimiz şeye yol açtı. Kalyon çok uzun mesafeler gidebilen, devasa boyutundan ötürü ciddi yük taşıyabilen ve sahip olduğu silahlarla iyi de korunabilen büyük seyir gemileriydi. Böylelikle 1570'ler itibariyle ticaret ağının durumu şuydu. Amerika kıtasından çıkan gümüş Filipinler'deki Manila'ya getiriliyor, oradan Çin ile porselen ve ipek karşılığında takas ediliyor, sonra bu mallar Amerika kıtasındaki Acapulco limanına götürülüyor, oradan kara taşımacılığıyla taşınıyor, sonra madenlerden çıkarılmış diğer gümüşlerle birlikte gemilere yükleniyor ve İspanya'ya geri gönderiliyor. Nihayetinde bu küresel ekonomi 1580'de İber Birliği ile tam rayına oturmuş oldu. İber Birliği döneminde İspanya Kralı aynı zamanda Portekiz Kralı da olmuştur. İspanya ve Portekiz de zaten coğrafi olarak İber Yarımadası'ndaydı. Şunu biliyoruz, o dönemde İspanya'nın da Portekiz'in de çok büyük küresel ticaret imparatorlukları vardı ve artık her ikisi de aynı kral tarafından yönetiliyordu. Yani bütün bu ticaret ağları tek bir imparatorluk altında toplanmıştı. Bu durumda elimizde Çin ve Avrupa'daki gümüş talebinin Amerika kıtasındaki iş gücü üzerinde, bunun da Batı Afrika halkları üzerinde ciddi etkilerinin olduğu bir tablo var. Hikayemizin en başına gidecek olursak, bu ciddi ölçüde işçe geçmiş küresel ticaret ağı, aynı zamanda 1600 yılında Japonya'ya bir Flemenk gemi filosuyla giden ve orada Portekizli rahiplerin olduğu bir gruba denk gelen bir İngiliz'in hikayesine de sebep olan şey. Bir başka deyişle de, William Adamson hikayesinin gerçeğe dönüşebilme nedeni 16. yüzyıl boyunca İspanya ve Portekiz'in geniş çaplı ticaret ağlarını oluşturmasıydı.